Adım Gurbet. 6 aylıkken Diyarbakır'dan buraya geldim. 15 kardeşim. 12-13 yaşından beri ev işlerine gittim. Deri fabrikasında çalıştım. Yemiş fabrikasında. Makinacıyım. Tamam, zor. Ama mecbur çalışmak zorundayım. İki tane komşum gelmiş ama Suriyeli onlar. Yok, çoğu insan onlar buraya geldi de bizim ekmeğimiz kalmadı. İşte çalıştığımız ortamlara giriyorlar. Rahat çalışamıyoruz. İşte biz 1 milyara çalışıyoruz. Onlar 500'e çalışıyorlar. Ama mecburlar. Ya bir düşün, bir de kendimizi onların yerine koyalım ya. Annemlerin orada var mesela. 5-6 çocuk. Yani kimse ev vermiyor. Ya ne olacak ya? Ev ver, ne olacak yani? Ya ona bakarsan yeri geldi bizlere de ev verilmedi. Ben doğuluyum. Bizi de dışladılar. Rahmetli babamın her zaman söylediği bir laf vardı. Çocuğum derdi, adam hani namuslu olsun, ekmeğini taştan çıkarsın. Yani Kürt, Çingene, ya Suriyeli, ya bu göçmen, ya bu Yugoslavya'dan gelmiş. Bunu hiç ayırt etmeyin. İnsan olsun. Hatice Halil. 2 senedir buraya gelmişler. Savaş. Halep'ten gelmişler. Savaş var diye gelmişler. Savaş parbi havşı mecirle memlekete ne bi? Emcan hoki hobi amadan. Amketim orada. Yani diyor, ben kız kardeşimin evindeyken diyor, Savaş bizim mahalleye geldiği zaman diyor, orada duyduk diyor, geri gitmedik. Yani buraya attık, Türkiye'ye attık diyor kendimizi. Valla lorji baş bir mala malı var, koyne mehebi, havşı mehebi. Ne? Diyor, evimiz vardı, kendi evimizi, bahçemiz vardı. Orada durumumuz tabii ki daha bir başka. Zeytin abi. Zeytin ağaçları falan varmış. Çimentepe'deler. Çimentepe. Direkt Halep'ten buraya gelmiş. Ha. Bir süre bu evde 10 kişi yaşadı yani. Hmm. 2 gelin çıktı buradan. Bas yani Girona darotuş doma. Kimlik evde dare ma çekirin ne vakiy van. Bas amnivon na dare yani. Yani şu an diyor biz misafir olarak buradayız. Hani kimlikler değişti ama diyor yine de diyor hiçbir yardım bulmuyoruz. İşte ve boy. Burada her şey pahalı diyor yani. Orada az çok da olsa diyor bir kişi çalışıyordu diyor, geçimimiz güzel oluyordu. Çok iyiydi yani. Burada diyor karı koca çalışmak zorundasın. Keride de böyle pence olarak vermeyin. Ne? Yani diyor oradaki kirayla buradaki kira çok fark var arada diyor. Ne? O buram sesi diyor. Ya ne? Buraya bile rütubetli bir yere 300 milyon para veriyorlar. Bazen eşleriyle aşağı konağa gidiyorlar çocuk hava alsın diye. Ya tabii ki diyor kulaklarımız duyuyor yani diyor. Var. İşte bunlar ekmeğimizin üstüne oturdular. İşte maaşlarımızın üstüne ekmek. Anladın mı? Yani duyuyoruz ama diyor hiç duymamazlıktan gelmek zorundayım diyor. Çünkü ekmek yiyeceğim burada diyor. Ne mani ekmek? İşte mani hasta. Yani. Sigortam var. Benden kessin bunlar yerine gidene kadar. Ben ona razıyım. Tişki zarar ne dedim yani? No val mazara ne dedikes? Halkes zara ne gün? Ben خير havcı ciranı yani, mazara. Ya o da diyor ki yani biz 2 senedir buradayız ama diyor tamam konu komşumuz bize diyor her konuda yani maddi olsun manevi olsun yardımcı oldular. Ama diyor hiç zarar görmedik ama tabii ki insanın kendi memleketi başka oluyor. 2-3 senedir burada oturuyor ama birbirimizin evine girme şansımız olmadı. Ha, bir yazın işte kapıda oturursak birbirimize bir selamlaşırız, gülücük atarız. O bize dünyaya yetiyor yani. Onu demek istiyor. Peki hatine bra herin ciyoho. Te duhazi yeri malaho. Ay, istemez miyim diyor. Bas kuk baskene. Vakiden ne yürüne. Yani diyor burada emanet gibiyim yani diyor. Yoksa diyor öyle şu an çağırsalar. Ya olsa diyor yerimize gitmeyi düşünüyoruz diyor. Koyun harbi. Yollar kapalı diyor. Yani zavallım uyanıp da her sabah hani gitmeyi hayal ediyordur.